Gazeteciler kısa bir aradan sonra İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Mansur Gökçe ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Başkan, sorular yanında başladı. Evet. Nereden alıyoruz dedik. Siz de işte olanları alıyoruz, olmayana veriyoruz. Evet. Getirdiniz. Evet. Ancak peki şöyle bir şey, olan nerede? Atıyorum elik kokuli yiyecek verdi, giyecek verdi, işte kömür verdi. Bunun nakliyesini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl getiriyorsunuz? Nakliyesini 50 tane eve nasıl dağıtıyorsunuz? Tamam, nasıl dağıtıyoruz? Yine aynen nakliyesini biz kendimiz yapıyoruz. Arkadaşımın verdi. Arkadaşlar. Arkadaşınızın nakliyesine mi gidiyorsunuz? Hayır, arkadaşımın aracı vardır. O aracına malzemeleri yüklüyoruz. Ve onunla beraber evleri ziyarete gidiyoruz. Mesela biz o 100 kuleyi dağıtırken dediğim gibi ekip olarak hepimiz aynı yerde ve her ekip kendine göre bir liste yapmıştır. Ve o ilçeye ve o mahalleye gidecek liste yapmıştır ve o listeyle o ekibe verilir. Ve arkadaşların hepsi dağılır. 5'er kişi, 6'şer kişi, 7'şer kişi dağılır ve bu dağılımla ne yaparlar? Bunları dağıtmaya gelir. Örneğin başkan yardımcım İbrahim Bey Karşıyaka'da bir 7-8 evi tespit etmiştir. Yanına alır ekibini ve ekibiyle beraber gider o evleri tek tek ziyaret eder. O yardımları bırakır ve gelir. Evet. Bu şekilde diyorsunuz. Evet. İsmini söylemeyeceğim. Yani ismini yazmış ama ekip olmayacak. İzmir Limontepe'den aramış. Akciğer hastası çalışamıyorum demiş. Akciğer hastasıyım çalışamıyorum demiş. Evim kira demiş. 3 çocuğum var. Okul kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini alamıyorum demiş. Maddi durumum çok kötü, yardım bekliyorum demiş. Burada ismi var, ben size bunu vereceğim. Tamam. Bunu ne yapacaksınız? Bunu ne yapacağız? Şimdi hastalığı için eğer hastanın elimizde hakikaten tedavisi veya görülecekse biz sağlık güvencesi de yoksa ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız? Sağlık güvencesi yoksa hemen biz sağlık güvencesini çıkaracağız. Devletin verdiği bir sağlık güvencesi var. Bir yeşil kart var. Ne yapacağız? Sağlıktan sorumlu başkanım var. O ve ekibi o vatandaşımıza ulaşacaklar. Ve o vatandaşımız için bakanlığı hangi kaymakamlıkta, hangi nerede ikamet ediyorsa o kaymakamlığa başvuracak. Ve o yeşil kartını çıkartacağız. Onunla beraber hastane, ona hangi hastane uygunsa, hangi doktor onu tedavi görebiliyorsa biz bizzat kendimiz götürürüz. Tedavisi oluyorsa tedavisini üstleniriz. Kıtasiye ve kıtasiye ve çanta malzemesi de yarın öğleden sonra eğitimden sorumlu başkanım bizzat o eve gidecek ve kıtasiye malzemesi ve çantasını götürecek. Kaç çocuk olduğunu tespit edecek. Tamam, 3 çocuğa da kıtasiye malzemesi de çantasını da götürecek. Bunları yapacağız diye. Evet. Ben size bu kişinin ismini vereceğim. Tamam başkan. İsim vermek istemiyorum burada. Etik olmayacak. Bizim felsefemiz... Limontepe'de değil mi? Limontepe'de. Bir evin verdiğini bir ev görmeyecek. Tamam. Bayramda geliyor. Bir ayrı istemiş olursunuz. Peki. Ne tür projeler var? Projelerden önce size örneğin kaymakamlık veya belediye. Kardeşim zaten biz bunları fonlarımız var. Fakir fukara fonu veya bir fonlarımız var. Biz buradan bunları yapıyoruz. Siz ne oldu? Ne gerek var sana? Yani biz bunları şey yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Eleştiri veya teşekkür alıyor musunuz? Teşekkür almıyoruz. Eleştiri de almıyoruz. Destek de almıyoruz. İşin konusu ne? Şimdi bizim böyle bir şeyimiz var. Hani, tabii ki belediyenin fonu var, kaymakamlıkların fonu var, bakanlıkların var, bütün kurumların var. İl, bakanlıkların, il müdürlüklerinin hepsinin fonu var. Ama biz şunu diyor, aslında biz onların işlerini çok hafifleştiriyoruz. Belediyenin belki ulaştığı, belki 8 mahalleye ulaşıyor, belki bir mahalleye ulaşamıyor. Evet. Çünkü aynı bu şekilde bütün kurumlar öyle. Kurumlar hakikaten de ulaşması gerekenlere belki ulaşamıyorlar. Ama biz ulaşıyoruz. Biz ilçe olarak mesela ne yapıyoruz? Bugün diyelim ki Bornova'da ben ve ekibim bir mahalle tespit ediyoruz. Varış mahallesini tespit ediyoruz. O mahallelere gidiyoruz. Tek tek dolaşıyoruz. Mesela seçim zamanında adaylar nasıl tek tek oy toplar evlere girer? Biz de umut için tek tek o evlere gidiyoruz.
bu emeği tespit ediyoruz. İhtiyacı olan kişilerin listesini yapıyoruz. Ve o insanlar için ne yapabiliriz? Kime gidebiliriz? Hangi iş adamına gidebiliriz? Veya hangi... Siz devletten alıyorsunuz, iş adamına gidiyorsunuz. Biz devletten de alıyoruz. Allah izin verirse devlet... ya şimdi aslında bir şey yapıyoruz. Biz aslında hem devletin işini, hem belediyenin işini çok oraylaştırıyoruz. Sivil toplum örgütü aslında çok farklı bir şey. Sivil toplum örgütü siyasetin üstüdür, devletin üstüdür. Çünkü sivil toplum örgütü varsa onlar vardır. Sivil toplum örgütü her projeye eliyle ve gövdesiyle taşın altına giren bir sivil toplum örgütü var. Bir de hakikaten de sadece bir makam olsun da, koltuğum olsun da ben oturayım da işte benim ismim yayılsın da işte böyle bir dernek var diye dernek de var. Ama biz, ben ekibimle beraber biz gövdemizi taşın altına koyduk ve biz yemin ettik. Biz kim olursa olsun biz bu insanlara gideceğiz, ulaşacağız, o insanlara dokunacağız. O ağlayan genç yaşları biz ellerimizle sileceğiz. Biz siyaset değiliz. Veya biz oyla gelmedik. Ali Bey. Biz gidip de oy toplayıp arkadaşlar bize oy verelim. Biz mevki veya koltuk peşinde de değiliz. Biz, eksik olan bir şeyleri gördük. Biz de bunu tamamlamaya mı çalışıyoruz? Evet. Biz tamamlamaya çalışıyoruz ve eksik gerçekten var. Yani eksik hem de çok var eksik. Ve biz bu eksikleri tamamlayıp ve biz umut olmak için geliyoruz. O yüzden de biz rahatız. Ya vicdanen rahatız. Neden rahatız? Çünkü biz oyla gelmedik, oyla da gitmeyeceğiz. Biz gönüllü olarak geldik. Severek geldik. İsteyerek geldik. Ve gönüllü olarak da, isteyerek de biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Yani sürpriz şeyler oluyor ama. Örneğin kişiler geldi bir ay işte sizin kira aldı ve odun aldı ve kömür aldı ve gıda aldı. Şimdi biz... Odun ayda geldiğinde ne yapıyorsunuz? Şimdi biz bunu mümkün olduğu kadar... Tabii ki biz insanları mümkün bir kadar alıştırmamaya çalışıyoruz. Siz de biraz da alışkanlık oldu mu? Evet. İnsana çalışmak nasıl hazıra evet. Konuyorum. Evet. Şimdi bizim ilk önce yaptığımız nedir? Tabii ki biz ilk yardımını yapıyoruz. Kömüre ihtiyacı var veya kireye ihtiyacı varsa biz kendimiz yani... Çünkü insanlar hakikaten de yolu bilmeyen çok insanlar var. Yani nereye müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Kimlere müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Kimlere gidip de ya ben bu dilekçeyi verdim de benim bu dilekçem ne zaman sunulacak diye bilmeyen çok vatandaşımız var. Ve biz bunun için de panel yapmıştık. Panel yaptık. Bundan bir hafta, iki hafta önce. Ne yapıyoruz? Öncelikle o insanın tespitini yapıyoruz. Ve o insanın evraklarını alıyoruz. Hepsini sıfırdan hazırlıyoruz. Kirasını ödeyemeyen vatandaşımızı ne yapıyoruz? Bakanlıkların il müdürlüklerine müracaat ediyoruz ve kaymakamlıklara müracaat ediyoruz. Zaten kaymakamlıkların da müdürlüklerin de verdiği belirli bir ücret vardır. İhtiyacı olan insanlar zaten bu kanun önde. O vatandaşı... Yani insanların elini tutup oraya götürüyoruz diyorsunuz. Biz elini tutmuyoruz, biz kendimiz gidiyoruz. Yani beraber gidiyorsunuz. Biz önce böyle gidiyoruz. Önce ekiple gidiyoruz. İki arkadaşımla beraber gidiyoruz. İl müdürüyle görüşüyoruz. Veya kaymakam beyle görüşüyoruz. Sayın kaymakamım, bu vatandaşın şu sorun var. Bunu halletme imkanımız ne kadar var? Kaymakam bey, alır onun şeyini evranı işletmeye koyar. Ve daha sonra takip ismi için bir arkadaşımı görevlendiririm. Ve o arkadaşım o kişiyle beraber o evreyi takip eder. Yani biz yardımları böyle alıyoruz. Evet. Biz yardımları hayırsever, vatandaş bağış yapmak ister, bağış yapar. Veya diğer kurumlar için de biz kendimiz evrakları götürüp, müracaat edip ve kendimiz aldırıyoruz evraklarımızı. Evet. Şimdi... Sizin insan için Umut Derneği Başkanı, Başkan Vekili İbrahim Kılıncım bir röportajı var, Ege Meclisi. Onu da program yaptı, röportaj yaptı. İbrahim Kılıncım röportajımız yerini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ege Meclisi programımızın bu haftaki canlı yayın konuğu İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menfule Gökçe. Ve bu derneğin başkan vekili olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Biz İnsan İçin Umut Derneği'ni yaklaşık takriben 1,5-2 yıl öncesinden kurduk. Ve başkanımla kurucu üye olarak
bir gecede biz buna karar verdik. Birçoğumuz kırsal bölgelerden İzmir'e yerleşmiş bulunmaktayız. Çoğu arkadaşımız İzmir dışından gelmiştir. Bizim çocukluk dönemimizde yaşamış olduğumuz sıkıntıları birebir kendimiz bildiğimiz için bu sıkıntıları şu esnada yaşamakta olan insanlara hakikaten umut olmak istiyoruz. Bu konulara değinmek istersek dernek adına zaten yapmış olduğumuz birçok projelerimiz oluşmuştur. Bunu da İzmir halkı takdir eder ki birçok yerde birçok projelere imza attık. Lakin bizim günümüzde STK'ların ben kullanıldığına inanmaktayım. Seçim döngüsüne girdiğimiz zaman sürekli yerel politikacı arkadaşlarımız olsun veyahut da genel seçimlerde genel politikacı arkadaşlarımız olsun genelde STK'ların kapılarını hep çalarlar. Fakat çözüm noktasına gelindiğinde bu arkadaşlarımızın her ne kadar dönemsel olarak bizim kapılarımızı çalmış olmalarına rağmen biz bir türlü bu arkadaşlarımızdan bir randevu dahi alamıyoruz. Dernek adına, dernek olarak, STK olarak kullanılmak bir kere kesinlikle istemiyoruz. Yani bizim kapımızı çalanlara biz derman oluyorsak, merhem oluyorsak ve onların problemlerini çözmeye çalışıyorsak bizim üstümüzde bulunan yerelci arkadaşlarımız olsun veyahut da milletvekili arkadaşlarımız olsun bize bu katkıları misli misli vermelerini istiyoruz. Bunun yanında bu yardımlarla ilgili tabii ki bizim oluşumumuzda zaten genelde biz çok yardımları dışarıdan şu esnaya kadar hiç almadık. Fakat günümüzde yaşanan bazı olaylardan dolayı halkımızın sadece İzmir'i genelleme almamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye geneli veya yurt dışı bağımında da hareket ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. İnsanlar artık yardım yapmaktan korkuyorlar. Yani yapmış oldukları yardımların hakikaten yerini bulup bulmadığını bilmiyorlar. Biz öyle bir dernek oluşturduk ki İnsan İşi Umut Derneği olarak kesinlikle yapmış olduğumuz tespitler sonucu bize yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Hakikaten bir sani derler ya, Sezar'ın hakkını biz Sezar'a veriyoruz. Yani bu sebepten kaynaklı bize yardımlarını esirgemeyecek olan vatandaşlarımızdan İzmir olur, İzmir dışı olur, Türkiye dışı olur. Bize ulaşmalarını istiyoruz. Ve biz bunların vicdanen, gönülden yapmış oldukları yardımları kesinlikle ve kesinlikle bunlara belgelendirmek suretiyle, resimlendirmek suretiyle veyahut da kendilerinin içinde ve projenin içinde bulunmak suretiyle talepleri olması halinde bu arkadaşlarımızla da bizim kapımız her zaman açık. Lakin evet biz bunları yaparken çok yere değiniyoruz. Yani bir insanın doğumundan tutun vefatına kadar. Yani doğumunda da biz var olmak istiyoruz, vefatında da var olmak istiyoruz. Engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yoksul halk bağında, varış bölgelerde yaşayan arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İş konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi de rencide etmeden bu yardımlarımızı biz ulaştırmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz projeler zaten bunların delili ve belgesidir. Ulaştırmak istediğiniz bir mesaj var mı? İl özel idarelerle ilgili bir oluşum gündeme geldi. Bunlardan boşaltılan binalar, kurumların boşalan alanlarında bizim gönlümüzde bir projemiz var. Yani biz bu projemizde şunu görmek istiyoruz. Öyle bir yer yaratmak istiyoruz ki bir binada gençleri düşünün, engelli arkadaşları düşünün, doktorunu düşünün, kafeteryasını düşünün. Yani hakikaten insanların problemlerini çözüm noktası buldukları ve sıkıntılarını ifade edebildikleri, belki bir genç annesine babasına açamıyorsa, engelli bir arkadaşımız gidip de bir doktoruna ifade edemiyorsa veyahut da ihtiyaçlı bir aile gidip de bir başkasına ifade edemiyorsa bu kitleyi biz sosyal projelerimizde orada buluşturmak istiyoruz. Yani biz bir bina istiyoruz. Ve o binanın içine yüzlerce gönülleri koymak istiyoruz. Ve biz o gönüllere orada yardımcı olmak istiyoruz.
orada oluşacak o ilişkilerde bir evlilik sonucu dahi olacaksa onlara da, onların yanında da bulunmak istiyoruz. Biz yüreğimizi herkese açıyoruz. Herkesin de yüreğini bize açmasını istiyoruz. Yani devlet büyüklerimize biz buradan sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. STK'ları genel seçimlerde kapımızı çalıyorsanız diğer zamanlarda da yanımızda olmalarını istiyoruz. Ve bizim bu projemize de katkı koymalarını istiyoruz. Yani nasıl ifade edeyim? Bunun ifadesi yok, tarifi de yok. Biz eğer ki el uzatıyorsak onlar bizim kolumuz olsun. Bizim gövdemiz olsunlar. Biz bu projelerimizin hepsini onlarla beraber yapalım. Biz bunu istiyoruz. Kullanılmak istemiyoruz. Derneğimizde kimseye kullandırmak istemiyoruz. Biz halk tavanına inmek istiyoruz. Hakikaten yoksulun yanında olmak istiyoruz. İhtiyaçlının yanında olmak istiyoruz. Hastanın yanında olmak istiyoruz. Engellinin yanında olmak istiyoruz. Onların dili olmak istiyoruz. Onların kulağı olmak istiyoruz. Ve burada çözüm noktası olmak istiyoruz. Hangi birimi atacaklarsa, dernek bağımında değil, biz kurum olarak hareket etmek istiyoruz. Ama bir gönül olarak hareket etmek istiyoruz. Benim şimdilik diyeceklerim bunlar. Sesimi duyan arkadaşlarım, beni dinleyen arkadaşlarım, her şeyden önce parti gözetmeden, A partisi, B partisi, C partisi olarak değerlendirilmeden, insanların ihtiyaçlarını, insanların muhtaç oldukları noktalarda biz de beraber olmalarını istiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşeri Gökçe ile birlikteyiz. Sayın Başkan Vekili İbrahim Kılınç'ın konuşmalar bir yönde. Neler söyleyeceksiniz İbrahim Bey'in düşüncelerine katacağınız? Düşüncelerine katacağımız şu var benim düşüncem. Zaten İbrahim Bey benim sabah dedim yaklaşık yarım saat oldu herhalde. Bir saat oldu. Çok çabuk geçti. Ve bir saat içinde benim bütün sözlerimi zaten İbrahim Bey söyledi. Biz aynen bu şekilde bütün ekip olarak biz bu düşüncelerin içindeyiz. İbrahim Bey dediği gibi biz yoksula yok demeye alışacağız ve yok diyeceğiz. Bu konuda da biz sonuna kadar da gideceğiz. Evet. Şimdi ismini vermek istemeyen, ismini bu şekilde verse de ben okumam zaten. İzleyicilerimiz ismini versinler ki Buca'dan, Kuruçeşme'den sokak numarasını, kapı numarasını vermiş. Tamam. Numarasını vermiş, telefon numarası. Hiç bilgilerim yok, özürlüyüm. Gece konuda kalıyorum, 70 yaşında yaşlı amcama bakıyorum, yardım edebilirler mi demiş. Adresi, telefonu var. Bu şekilde de bir kalıp gelmiş. Fatma Hanım, şu adını da söylemeyeceğim. Bu da yardımsever bir izleyicimiz. Adresini yine vermiş. Demiş ki, güzel yalıdan arıyorum demiş. İki kolu, koli dolu çocuk kadın kıyafeti var. Vermek istiyorum. Getirme durumum yok. Kendileri gelip alabilirler mi demiş. Alırız. Alırsınız. Alırız. Adresi ve telefonu ismi de var. Fatma Hanım'ın soyadını okumadım. Çünkü hani dedik ya girelimler beni bir görmeyecek diye. Evet. Bunlar olacak. Bu tür talepler de geliyor. Bu tür istekler. Hem ihtiyacım var diyenler hem de bunlar fazladan var. Ama getirme durumum yok. Bu konuda gelip alabilirler mi? Alırız diyorsunuz, gideriz diyorsunuz. Evet. Gideriz, gideriz. Evet. Limonlu beye gideriz diyorsunuz. Evet, tabii. Nedir projelerimiz? Şimdi biz ilk derneği kurduğumuzda, 2013'te derneği kurduğumuzda bizim ilk projemiz o zamanlar 2013'te biliyorsunuz ki siz de muhakkak takipçisiniz. Çok kadına yönelik çok şiddet vardı. Evet. Ölüm vardı. Ve biz dedik ki biz kadına şiddete hayır diyoruz. Hı-hı. Ve bu kadına şiddete hayırla ilgili biz bir panel düzenledik. Hı-hı. Bu paneli Salat'ın Akçiçek'te bunu konak merkezinde düzenledik. Aile Sosyal Politikalar ve biz bunu öncelikle proje şeklinde getirdik. Ve proje şeklinde getirdikten sonra da biz, ben ve bir arkadaşım, biz Ankara'ya gittik.
eski Bakanım Sayın Fatma Şahin'e ve Bakan Yardımcısı Aşkın Hanım'a sunduk. Ve bize her türlü desteği vereceğini, sivil toplum örgütlerinin böyle duyarlı olup bu konulara parmak basmaları bizim için çok önemli. Bir de biz bu kadının şiddeti paneli gerçekleştirdik. Daha sonra ikinci projemizde İzmir'de araştırmalarımızda maalesef beyaz ölüm, yani uyuşturucu dediğimiz lanet İzmir'in çoğu gence çok ulaştı. Özellikle çok biz bir iki ilçe ismini vermeyeceğim, bir iki ilçe tespit ettiğimizde normalde bir arkadaşına sakız veriyorsa o kişilerde birbirlerine rahatlıkla hap verip, hap içip ot çeker uyuşturucu verebilir. Ve biz bunu ne yaptık? Tekrar bir proje gündeme getirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Ankara'ya gittik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk. Daha sonra da biz bunu İzmir İl Müdürlüğü'yle, Gençlik ve Spor Bakanı İl Müdürlüğü'yle beraber biz bunu tekrar aynı Salat'ın Akçiçek'te Beyaz Ölüm'e Hayır, Uyuşturucu Hayır adlı bir panel düzenledik uzmanlarımızla beraber. Bunu öncelikle tiyatro sahneye şey yaptırdık. Tiyatrodan sonra da üç uzmanımız o gelen hem öğrencilerimize, hem vatandaşlarımıza, hem ailelerimize bilinçlendirmek için bir panel düzenledik. Ve bu paneller gerçekten insanlar için çok yararlı bir şey. İnsanları bilinçlendirmek çok güzel bir şey. Belki de genelde biz hep TV'lerde, televizyonlarda görüyoruz. İşte bu şöyle böyle ama birebir insanları bilinçlendirip ve o insanların kafasına işte bu kötü bir alışkanlıktır veya bu iyi bir alışkanlıktır deyip bilinçlendirmek çok güzel bir şeydir. Ve o yüzden biz genelde panel üzerinde çok duruyoruz insanları. Ve İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yaşının çocuklarımıza, tedavi gören çocuklarımıza, yaklaşık 150 çocuğumuza hem bir eğitim başhekimlikle Ege şeylerinde hem çocuklarımızla birlikte vakit geçirdik. Hem bir tiyatro gösterisi ve bunu da biz Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Tilin Hanım yapmıştı. Tilin Koç'ta yapmıştı dernek olarak. Bize destek olmuştu. Onunla beraber yapmıştık. Ve Losmus çocuklarımızın bir oyuncak hediye hem de bir tiyatro ve onları ziyaret ettik çocuklarımızı. Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik tekrar burada Bornova'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde çocuklarımızı engellilerimize bir tiyatro gösterisi düzenledik. Şimdi o gün engelli günü olduğu için bir vakıftan bir eğitim engelli gününde aldık ve onlarla beraber yaklaşık 2 saat engellilerle beraber vakit geçirdik. Böyle bir proje hayata geçirdik. Daha sonra 2013-2014 eğitim yılı başlayınca öğretmenlerimize moral olsun. Öğretmenler her zaman başımızın tacı. Onlara Karşıyaka Öğretmen Evi'nde bir moral kahvaltısı verdik. Ve bu moral kahvaltısının içinde de... Öğretmenler de mutlu olduk diyorsun. Tabii olduk. Ve bu kahvaltının içinde de Ali Bey yaklaşık 150 dar gelirli çocuklarımıza okul çantası ve kıtasiye malzemesi dağıtıyor. O gün orada o verilen kahvaltıda ve gelen öğretmenlerimiz bizzat kendilerine biz verildik ve kendileri çocuklarımıza bizzat kendileri verdiler, tespit ettik, o çocuklarımıza verdik. 2013 yılında Ramazan ayında yaklaşık 15 ilçemizde iftar yemeği verdik. Dar gelirli yerleri tespit edip ve belediyenin masamızı, sandalyemizi, ekmeğimizi, yemeğimizi aldık, gittik o gün o ilçede iftar yemeği verdik ve iftar yemeğimiz de çok kalabalık. Yani Allah daha çok bereketini korusun. Yaklaşık 300-350-400 insan vatandaşımız bizimle beraber iftar yemeği açan oldu. Ve yaklaşık 15 ilçemizde iftar yemeği verdik. 2017'de Ramazan bayramında ilte sahibi olan 50 çocuğu baştan sona giydirdik. Bayram kıyafeti giydirdik. Tekrar Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KADEM'in düzenlediği programa İnsan İşin Muhtarlığı İzmir'de seçilerek Ankara'ya bir programa katıldı. Bu programda beraber oldu. İzmir'de çok farklı şeyler, yani projelerimiz bizim
hakikaten insanlara dokunuyor. Veya bir panel olsun, bir yardım olsun. Yani biz bir de şöyle bir şeyimiz var bizim. Biz yaptıklarımızın arkasında duruyoruz. Bugün gittiğimiz evlere bir kere gitmiyoruz. Bizim bir güzergahımız vardı, bir çizgimiz vardı. Ne çizgimiz vardır? Biz bu çizgimizin şeyine çıkmıyoruz. Mesela bizim böyle bir şeyimiz var, raporumuz var. Böyle bir rapor düzenliyoruz arkadaşlar. Nedir bu? Nereye gitmişiz? Mesela Çile'ye gitmişiz. Çile'ye nereye gitmişiz? Gediz Mahallesi'ne gitmişiz. Çile'ye Gediz Mahallesi'ne gitmişiz. Özür dilerim, Buca'da. Buca'ya gitmişiz. Çile'ye gidiyorum bakalım. Çile'siniz, doğru. Çile çok iyidir. Ne varmış burada? Buca'da biz bir evi ziyaret etmişiz ve burada yazıyoruz. Bu eve tekrar 15 gün sonra tekrar geri gidilecek. Gidip tekrar o evi kontrol edilecek, tekrar o eve gidilecek diye biz böyle tekrar evleri takip ediyoruz. Şimdi size ulaşmak için size projelere devam edeceğiz. Sayın Başkan, telefon numaramız nedir? Tabii, hemen verelim. 0232 446 0323. 446 0323. 0232 446 0323 diyorsunuz. Evet. Nerede derneğiniz? Derneğimiz bizim Basmane'de Bulvar İşhanı'nda. Kat 1'de ve çok yakın. Hemen zaten aslında bizim derneğimiz çok artık İzmir'in çoğu derneği yerini biliyor artık. Yani insan için umut derneği nerede bulabilir dedi. Yardım etmek isteyen de gelebilir. Tabii tabii yardım etmek isteyen, bize ulaşmak isteyen. Sitemiz var mı internet sitemiz? Bak bizim sadece Facebook sitemiz var. Orada beğeni sitesinde her şey var. Facebook'ta insan için umut derneği. İnsan için umut derneği İzmir diye gelirse oradan. Orada görebilir. Orada yapılan bütün faaliyetleri görebilir. Yaptığımız ve yapacaklarımız hepsi zaten içinde mevcut. 446 0323 numaralı. Evet, telefonla bize ulaşabilirsiniz. 0232 Mustafa Kurtaramış. Zamanında birçok derneğe yardım yaptık. Fakat ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Yaptığımız yardımın ne amaçlı kullanıldığını nereden bilelim demiş. Burada iyi bir niyet var, iyi niyetli birisi. Ben yine yardımcı olacağım ama nasıl bilelim? Evet, şimdi ben başta söylemiştim Ali Bey. Evet. İsterseniz bu konuya kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden tamam. Devam edelim. Sevgili izleyiciler, İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Sayın Menşire Gökçe ile kaldığımız yerden kısa bir süre sonra devam edeceğiz.